Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk ne eyledi. Gel gör beni, beni aşk ne eyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni aşk neyledi. Eyvallah. Hocam aşk bizi neyledi? Böyle yaktı yıktı. Yani 800 sene öncesine gittik şu anda. Eyvallah. Yunus Emre'ye. 800 sene öncesinin duygularını bu dupduru Türkçe ile anlatmaya çalışmış. Ama Yunus Emre'ye bir şey yapmış bu aşk. Evet. Hani yakmış, parçalamış, başka bir dünyaya iteklemiş. Çünkü normal bir insanın söyleyebileceği sözler değil bunlar. Yunus Emre'ye ne yapmış hocam? Yunus Emre'yi aşkı yakmış. Evet, bahsettiğiniz gibi Yunus Emre aşktan yanmış. Evet. Şimdi yanmak olayı tasavvufta Mevlana Hazretlerinin sözlerinde de, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin sözlerinde de sık sık geçiyor o sözlerde. Mesela siz bilirsiniz Mevlana Hazretlerinin hamdım, piştim, yandım elhamdülillah sözü. Evet. Mesela bunu çok güzel ifade ediyor. Şimdi ben sözlere yanmak, ham olmak, pişmek sözlerine farklı bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Biraz felsefeyle karışık. Tabii ki. Eyvallah. Bize de şu an farklı bakış açıları kazanma imkanı oluşuyor demektir. Eyvallah, inşallah. Şimdi... Felsefede bahsedilen genelde bir şey var. Tüm felsefecilerin klasik eski işte çağlardan beri üzerinde durdukları, İbn Sina'nın, Farabi'nin hakeza yine üzerinde durduğu akıl konusu da var. Ruh ve akılla ilgili onların nitelemelerinde akılın ve ruhun mertebelerini niteliyorlar. Evet. Orada şeyden bahsediyorlar. Nebati akıl, hayvani akıl diye
bir aklın çeşitlerine bahsediyor. Evet, mertebelere ayırmışlar. Hmm. Şimdi burada hamlığı bir nevi o nebati ve hayvani akıl seviyesinde olmayla eş tutmak istiyorum. Yani sanki insan işte nebati ve hayvani akıl gibi bir akla sahip. Tabii bazı şey o akli olgunluğunu, akli melekelerini, ruhun o cevherinin de özünde olan o üstünlükleri yansıtamama hali. Evet. Bu bir hamlık gibi bir nevi diye düşünüyorum bunu. Pişme hali de bunun biraz daha üstüne çıkmış bir hal. Yani nasıl oradaki mertebe de insani akıl seviyesi mertebesi, insani akıl mertebesine ulaşınca pişme başlıyor. Evet. Bu benim nitelemem, böyle yorumlamam var. Pişmeye başlıyor insan, insani akıl seviyesi devreye giriyor ve pişme başlıyor. Bunun ardından tabii o pişme olduktan sonra da son aşama diye nitelediğimiz Mevlana işte Hazretlerinin de İbn-i Sina'nın da Farabi'nin de dile getirdiği müstefat akıl seviyesi var. Piştikten sonra artık o müstefat akıl seviyesine ulaşınca yanma hali oluşuyor. Yanıp karışma belki tüm. Evet, yani. Artık yanıyor. Müstefat akıl seviyesine çıkınca tabii ki daha ulvi bir şey oluşuyor. O ilahi aleme bir anında form değişiyor. Yani Allah'a yaklaşma gibi. Evet. Yani zaten işte Yunus Emre'nin de bütün arzusu, isteği, dileği neydi? İşte yanmayla beraber Hakk'a ulaşmak. Evet. Şimdi, peki bu yol, sözünüzü balla kesmiş olayım. Aşkla ya yanarak kesmiş olayım. Estağfurullah. Bu yolda bu mertebelere geçerken herkes için ayrı bir yöntem mi vardır? Yoksa hani şöyle şöyle yöntemleri vardır mı diyebiliriz? Yani mesela nasıl o mertebeleri atlayacağız biz? Hani tam şey kafasıyla söyleyeyim. Yine halkın beklediği, halkın duymak istediği ya da sormak istediği şekilde sorayım yani. Şimdi burada şimdi akıl konusu yani akılla birlikte aslında mertebeler gelişiyor. Şimdi nebati akıl, işte hayvani akıl mesela seviyesi, bir hayvan veya bir bitki o şeye ulaşabilir mi? Yani aklın yücelmesi, yükselmesiyle birlikte ruh da yükseliyor, yüceliyor. Evet. Yani onun ulaşması zor. Bir bitkinin veya bir hayvanın o mertebeyi yakalaması zor. Oraya ama insanın zor. O mertebeye inmesi durumu var mı? Evet. İnsan inebiliyor. Yani çıkma da çıkabiliyor. Evet. Mertebeyi yükseltebiliyor. Allah-u Teala ona öyle bir akıl vermiş ki yani o akıl taşma olarak mesela Farabi işte İbn-i Sina'nın tanımlamalarında ruhun taşması olarak bahsediliyor. Ruh taşıyor. Akıl da artık ondan sonra mertebelerini yükseltmeye başlıyor. Evet, evet. Yani burada bir taşma hali var. Ve taşmayla beraber aklın da mertebeleri şey yapıyor. Ama taşmayı sağlamak için de tabii neye ihtiyaç var? Bilgiye ihtiyaç var. İmana ihtiyaç var. Evet. Yani ve amele ihtiyaç var. Tabii amele ihtiyaç var. İçten gelen o işte kalp, gönül işte zenginliğine ihtiyaç var. Evet. Oradaki işte bu kişilik, karakter, ahlak dediğimiz kavramlar da insanı içten yakıyor. Evet. İçten yakıp pişiriyor. Yani hem dıştan yanıyorsunuz hem içten yanıyorsunuz. Ve böylece içten ve dıştan yanmalar sonucunda mertebeleriniz yükseliyor. Şimdi dış dünya, bu madde alemi ve mana alemi diye mesela alemleri tanımlıyoruz. Şimdi madde alemi insanın madde aleminde de yükümlülükleri var. Biz genelde mesela madde alemini ne yapıyoruz? Daha es geçiyoruz. Mana alemine yoğunlaşıyoruz. Evet. Mana alemine yoğunlaşırken madde alemini ihmal ediyoruz.
aslında madde aleminde de insanın, benim düşüncem, görüşüm, yapması gerekenler var, yükümlülükleri var. Mutlaka. Yani çünkü Allahü Teala bizi işte dünyaya indirmesi ve dünyada görevlendirmesi, halife olarak görevlendirmesinin bir hikmeti vardır. Sadece insanın mana alemine yoğunlaşmasıyla ilgili değildir bu. Yani şimdi yine ruhun özü ve nefis kavramları var. Bunlar çok tartışılır. Evet. Felsefecilerin de işte İslam ilahiyatçıların da tartıştığı şeyler. Yani ruhla nefis aynı şeyler midir, farklı şeyler midir diye çok mesela kafa karıştırır. Şimdi burada benim nitelemem, diyorum ki aslında bunlar hem aynıdır hem farklıdır diye düşünüyorum yani. Rıza, hoş geldin. Rıza'nın kafa karışıyormuş hocam. Ben nereye geldim diye sormaya başlıyorum. Eyvallah. Hocam, yine güzel bir balla kesmiş olayım. Gördüğünüz gibi çok yönlü bir hocamız, çok yönlü bir konuğumuz var bugün. İsa Yaşar Kandil hocamız. Hem o güzel sesiyle, hem o güzel ruh dünyasıyla, hem de bilgileriyle bugün Akustik Hasbihal'lere konuk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben çok seviyorum böyle derinlemesine, programın ortasındaymış gibi programa girmeyi çok seviyorum. O yüzden çok da güzel bir giriş yaptık bence. Evet. Bir anlamda 800 sene öncesiyle bağlantı kurduk ama o bağlantıyı biraz da kendi ruhumuzla bütünleştirerek kurmaya çalıştık. İyi de gidiyoruz. Eyvallah. Rıza, sen de hoş geldin. Tabii çok güzel ezgiler, çok güzel eserler dinleyeceğiz sizden. İnşallah. Ben size anlatmış olmayayım, hani böyle bir hadsizlikle yapmış olmayayım ama siz kendinizden bahsetmek isteseniz, hem müzikal dünyanızdan, sizi etkileyenlerden, hem de daha akademik süreçlerden ve Trabzon'dan tabii ki. İsmim Yaşar Kandil. Vakfımız çalışanıyım. Müziğe ilgim lise yıllarında başladı. Yani o zamanlar siz de bilirsiniz 90'lı yılların böyle müzik piyasasının çok şey olduğu, işte hareketli yeni olduğu, birçok şeyin, tabii yeni bir şeyin, birçok şeylerin ortaya çıktığı yıllar. O zamanlar arkadaşlarımız mesela bazı işte sanatçıların seslerini taklit ederlerdi. Evet. Siz de bilirsiniz o günleri. Evet, evet, evet. İşte, ben de yapmıştım. Eyvallah. Ses taklidi. Yine işte liderlerin, o günkü işte siyasi liderlerin taklitleri falan yapılırdı. Bizimkisi de böyle bir taklitle başladı aslında. Yani eğer şimdi zor olmazsa, yanlış bir şey yapmazsa istediğiniz bir taklidi alabiliriz. Yani, uygun gördüğünüz. Şu anda mesela içinde yaradan geçen bir şey yapabiliriz. Burhan Çaçan'ın falan. Evet. Yaradan'a kurban. Yaradan'a kurban vardı, evet. Onu yapabiliriz. Yaradan'a kurban, yaradan'a, yaradan'a, yaradan'a heyran, yaradan'a, yaradan'a. Eyvallah hocam. Çok özel bir kırtlağınız var yani. Trabzon tabii bölgesinin mutlaka sizin üzerinizde etkisi var ama sizde ben biraz böyle diğer o doğu halk müziği kültürünün de etkilerini görüyorum. Eyvallah. Özellikle gırtlakta. Tabii şimdi Anadolu göçlerle hep bir harç merç olmuş. Haliyle belki dedelerimiz işte doğudan bir yerlerden gelmiş, göçmüşler. Evet. Yani mutlaka bir dokunuş vardır. Tabii tabii. Vardır illaki. Çünkü bizim bir şey yine konuşulur. Bitlis, Ahlat bilirsiniz, Selçuklu'nun başkentliğini yapmış belli bir dönem. Yani oralarda Anadolu'ya işte Bizans olan şeyden sonra, Malazgirt Savaşı'ndan sonra yerleşmeler olmuş. Daha sonra Anadolu'ya Horasan'dan, İran'dan işte Türkmenler yerleştirilmişti vaktiyle.
O zamandan dedelerimiz oralardan gelmiş ve zamanla tabii ki fetihler ilerledikçe Anadolu'nun daha diğer bölgelerine doğru yerleşme olabilir diye ben de düşünüyorum. Yani Sivas'a da belki yerleşmişiz de. Yani orayla da belki dedelerimizin bir bağı vardır. Bu müzikal çalışma sürecinde hocam, sizin tabii ilahiyat süreci var ya da akademik çalışmaları var ama sizin bir de birçok kişiden ayrılan nokta sesinizi kullanmanız ve eserler de üretmeniz. Evet. Bu müzikal yapıya ilerleyişte sizi yönlendirenler oldu mu? Yani demin bahsettiğim gibi işte liseden sonra ben o taklit kabiliyeti ile bir müddet öyle gittim. Bir şeylerin ipuçlarını verdiniz aslında orada. Sonra şöyle dedim kendi kendime, yani ben kendi sesim ne acaba, nasıl? Evet, yani keşif süreci. Evet, bir keşif süreci yaşadık. Yani onu taklit edeceğim, bunu taklit edeceğim. Eğlenmek adına yapıyorum bunu. Yani kendimi eğlendiriyorum ya da arkadaşlar arasında böyle bir şey işte eğlendirme oluyor. Ama dedim ben kendi sesim acaba ne? Yani orijinal sesim acaba ne dedim yani kendi kendime. Ve böylece başladım. O kendi sesimi bulayım. Eyvallah. Arzusuyla. O zamanlar Halk Eğitim Merkezi'nde, Trabzon'da Halk Eğitim Merkezi'nde bir Türk Halk Müziği kursuna da gittim. Yani o kursta işte bir süre orada kaldık. Çok fazla gittiğimiz yerlerde de böyle şey etmedik yani o kurs. Durmadık diyorsunuz. İşte fırsat olmuyor, imkan olmuyor. Yani zaman şey yapmıyor işte o günkü ortamda. Evet. Başka işte işlerimiz oluyor. Tam anlamıyla bir kendimizi veremedik ama oradan da bir şeyler aldığımı düşünüyorum tabii. Yani orada fark etmeye başladık. Yani o kurs esnasında tabii hocalar daha farklı özel ilgileniyor. İşte ses işte şöyle diyafram böyle kullanacaksınız. İşte teknik bilgiler veriyorlar. Veriyorlar. Yani oradan işte kaptığımız şeyler kendi sesimizi nasıl çıkaracağımızı da fark etmeye başladık. Evet. Sesimizi keşfettik. Eyvallah, eyvallah. Öyle oldu. Şimdi o keşifin nasıl olduğunu, neyin ortaya çıktığını gösterecek bir ilahi ve bir kaside dinlemek istiyoruz sizden. Eyvallah. Hem bizi izleyenler de desinler istiyorum açıkçası. Yine Yunus'a gidelim. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz diyelim. Sonrasında da kasidemizi alalım inşallah. Bir ses. Nefsundur
bana rahmeyle Allah'ım. Gözüm yaşı akan hundur bana. Rahmeyle Allah'ım. Penahımsın bu dünyada, perişan etme ukbada. Yatarken ben musallada, bana rahmeyle Allah'ım. Acep ne ola benim halim, bitince Azrail alınca canım bana rahmeyle Allah'ım. Acep Mola benim halim, bitince ta bunca dermanım. Azrail alınca canım bana rahmeyle Allah'ım. Yunus öldü de yusalam edirler. Ben hayvan imiş aşıklar. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Kaside okuma, kaside seslendirmek ayrı bir özellik, ayrı bir meziyet diye düşünüyorum ve açıkçası benim de çok yeltenebildiğim bir şey değil. Yani bu konuda haddimi de bilmek isterim. Tabii kaside seslendirirken de bizim etkilendiğimiz, ilham aldığımız
dinlediğimiz çok büyük üstadlar var. Sizin özellikle etkilendiğiniz kişiler var mı? Yani işte ilham aldığımız dediğiniz isimlerden ben de tahmin ettiğim İsmail Coşar rahmetli herhalde. Allah rahmet eylesin. Çok özeldi gerçekten. Allah mekanı cennet eylesin. Tabii çok farklıydı yeri. Kaside deyince ilk akla gelen rahmetli İsmail hocamız. Evet. Yine Bülbül Dede, o da Allah rahmet eylesin. Onu da dinlerdim. Bir de Nurettin Hafız var. Rahmetli yine Kocatepe Camii'mizin müezzin kayyımıydı. Biz lisedeyken Trabzon'da görev yapıyordu müezzin kayyım olarak. Biz onun ezanlarıyla büyüdük. Çok yani. Kulaklarımız doldu onun sesiyle. Kulaklarımız yani onun ezanlarına aşina oldu. Bizi yani etkileyen, en başta etkileyen sesi oldu diyebilirim. Çünkü lise yıllarında Trabzon'dayken onun sesinden başka yani ses duymuyorduk. Eyvallah. Yani duyuyorduk da yani ilgimizi çekiyordu haliyle. O işte gönlümüzü de dolduruyordu yani. Onun sesinde başka bir aşk vardı. Tabii. O yanıklı yanıklık. Yanıklık vardı. Onda bir evet bir yanıklık. İşte sabah ezanları meşhurdur biliyorsunuz rahmetlinin. Hala işte internette, YouTube'da sürekli izlenir. Görevlilerin şey yaptığı kişilerden biridir örnek aldı. Eyvallah. Şimdi sizde de o etki devam ediyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey biliyorum ben. Sizin şimdi akılla alakalı çalışmalarınız var. Eyvallah. Bu eseri seslendirirken de aslında sizin baktığınız yer belki birçoğumuzdan daha farklı oluyor. Çünkü siz hani bu işi daha derinlemesine yürüten, yazan, çizen birisi olarak bu eser bağlamında buradaki bu akıl ve fikirden kastı ne? Hangi akıl fikirle bu Mevla bulunmaz? Yani ya da bulmamız gereken akıl ve fikir nedir diye bir soru yönelsem Yunus'un burada bize iletmek istediği bağlamda. Buradaki akıl fikir başta da bahsettiğimiz hani diyorduk ya insanın nebati, hayvani, akıldan farklı bir akıla sahip olması gerekir demiştik. Evet. İşte pişmesi, yanması için. Hı hı. Şimdi burada bahsedilen akıllı da ben bu anlamda değerlendiriyorum. Yani o işte nebati ve hayvani akıl seviyesinde bir akıl yürütmeyle yani siz Allah'ı bulamazsınız. Evet. Hakkı, doğruyu, gerçeği bulamazsınız demek istiyor diye düşünüyorum. Bir bakış açısını değiştirmemiz lazım sanki değil mi hocam? Yani dünyaya olan bitene, yeniden yaratılış gerçeklerini tabii. Özellikle baharda kupkuru olan bir ağacın filizlenmesi, yemyeşil olması, sonbaharda tekrar ölmesi gibi belki bakış açılarımızı değiştirirsek o akıl sürecini daha rahat işletebiliriz diye düşünüyorum ama. Eyvallah. O şimdi yine bu ilahinin son okuduğumuz mısrasında da hani şeyden bahsediyoruz. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani işte bu benim bahsettiğim tam şeye geliyor. Yani o hayvani akıldı ölen. Evet. Yani beden, cisim yani ama aşıklar ölmez. İşte aşıklar yanmıştır çünkü. Evet. Onlar ölüm kelimesi karşılamıyor. Yanmıştır, müstefat akıl seviyesine ulaşmıştır. Evet. Ruhları da yükselmiş, yücelmiştir. Onlar ölmez demek istiyor diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Çok güzel bir noktadayız. Tabii yine Yunus'un büyüklüğüne de bu anlamda değinmeden edemeyeceğiz. Hani kitaplar yazılıyor değil mi hocam? Tabii Yunus Emre için. 3000 civarında eseri olduğundan bahsetti. Tabii bunların çoğu belki kaybolmuş. Yani ama gönül dünyamıza işte şimdi ilahiler seslendirdiğimiz ilahileri hep onun tabii, sözleri. %80'i en azından Yunus'un eserleri. Şimdi bir eser daha seslendirsek yine Uşak makamında bir dua
içeren. Eyvallah. Ey rahmeti bol padişah, cümlemiyle geldim sana. Halkımızın çok da sevdiği bir eserdir. Eyvallah. Bu eser. Eyvallah. Yine sizin o güzel sesinizden dinlemek bizi mutlu edecek. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim haksız günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim haksız günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim
hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Evet, hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Kızlarcığım, eline sağlık. Allah inşallah bizim cürümlerimizi kabul eder, affeder. Amin inşallah. Tabii ki hatasız değiliz ama en azından hatalarını fark edip onu düzeltmeye yönelik faaliyetler yapan, hayatını bir anlamda ilimle geçirmeye çalışan insanlardan oluruz diyoruz ki siz onlardan birisiniz. Bir yandan akademik çalışmalar devam ediyor. Kitap çalışması var hocam. Ona da değinmek isteriz aslında. Kitap süreci nasıl şekil alıyor? Belli bir aşamaya geldiğini biliyoruz. Eyvallah. Şimdi kitap çalışması benim şöyle başladı. İnovasyon ekonomisi alanında yüksek lisans yapıyorum. Ne demek hocam? İnovasyon değer katan yenilik anlamına Eyvallah. Geliyor. Yani yenilik olarak genelde kullanılır ama yani değer katan yeniliktir aslında. Bir 15 senedir yani her inovasyon yenilik kelimesi daha kullanıldı. Evet. Kullanıldı değil mi? Evet, 10-15 yıldır kullanılıyor. Yani her yenilik inovasyon değildir denilir. Yani evet. Değer katması lazım. İnovasyon olması için. Eyvallah. Bir değer katması lazım. Yani işte bu değer katma süreci de programdan önce sohbet esnasında bahsetmiştik evet. Yani kainatta her şeyde diyalektik bir süreç var. Bir artı, bir eksi. Nasıl işte elektrikli cihazlar artı elektriği evet. Ve eksi elektriği ikisini bir araya getirmeden çalışmıyorsa, kainattaki hiçbir şeyde işte zıttı olmadan harekete geçmiyor. Geçmiyor. Veya oluşmuyor. Oluşum süreci illa iki zıt şeyin bir araya gelmesi gerekiyor oluşması için. Evet. Mesela bir işte insanın doğuşunda bile bir erkek bir dişi iki tane zıt yani varlık bir ama evet. iki zıt kutup bir araya geliyor. Ve insan doğuyor. Tabii. Allah'ın takdiriyle oluyor bunlar. Yani ama onu şey yapan, planlayan, düzenleyen Allahü Teala amenna. Ama oradaki şey nedir? Hikmet işte bir artı bir eksi. İşte cihazların çalışması hakeza öyle. Kainattaki düzende hep bunu görüyoruz. Evet. Şimdi kainatta bir kozmolojik bir düzen var. Bu düzen de böyle işliyor. O uyum, denge ve ahenk gözetiyor. Evet. Yani uyum, denge ve ahenk olması lazım. Ama iki tane farklı kutup var. Zıt kutuplar. Siz ne yapacaksınız? Aslında Allahü Teala orada bize verdiği mesaj şu. Ben zıt kutuplar olarak yaratıyorum kainattaki her şeyi. Evet. Ama siz uyum, denge ve ahengi sağlayacaksınız. Evet. O denge sağlandıkça da aslında artı değerler ortaya çıkıyor. Tabii. İşte o zaman üretkenlik de öyle çıkıyor ortaya. Verimlilik de öyle çıkıyor. İnovasyonlar da öyle çıkıyor. Yaratıcılık dediğimiz bütün kavramlar aslında o işte zıt kutupların bir araya gelmesi ile oluşuyor. Evet. Şimdi o iki zıtlar birbirini iterse ne olur? Yıkım oluyor. Doğru. Yıkım. Doğanın dengesi de bozuluyor. Tabii. Doğanın dengesi de bozuluyor. Ve işte nereye doğru gidiyoruz? Yaratıcı yıkım denilen bir kavram var. Mesela bunu değer katan değil de tam tersi etki yapan. Tabii o yaratıcı yıkım da şöyle yine inovasyonun içinde geçiyor bu kavram da. Yani bu işte Schumpeter diye bir inovasyon ekonomisi kavramını işte ortaya atan, geliştiren bir iktisatçı. O yaratıcı yıkım diye bahsediyor buna. Ben şimdi şöyle dünyadaki bütün sadece ekonomik olaylara değil siyasi, kültürel bütün olaylara baktığımda aslında bu o kavramın evet. siyasi, kültürel olaylarda da uygulanmaya çalışıldığını hissediyorum. Evet. Oradan
bakarak aslında yani belli bir işte bir şey var, dünyayı işte etki altına almaya çalışan güçler biliyorsunuz ne yapıyor? Yani o kavramları her yerde kullanıyor. Kullanıyor. Doğru. Yani onu hep o yaratıcı yıkım sürecine sokmaya çalışıyor müdahaleyle belki. Doğal bir akışla gelmiyor belki. Doğasını ama, bozarak. Tabii değil mi? Doğayı bozarak. Hem yaratıcı, doğanın doğasını hem insanın doğasını tabii, bozarak. Tabii tabii. Bozarak onu oraya getirmeye çalışıyorlar. Yaratıcı yıkıma, yıkım sürecine sokmaya çalışıyorlar. Evet. Oradan niye? Yenilik çıkarmaya çalışıyorlar aslında. Hmm. Yeni bir düzen. Evet. Ama ters, bize göre ters bir düzen yani. Onlar... Evet. Yani o onlar kendileri için tabii bunu evet. düşünüyordur yani. Düşünüyorsalar. Evet. Normalde yani kendi akışında hareket ederse kendi akışında da hareket edebilir bu. Yani akışında devam edip de yaratıcı bir yıkım hali de oluşabilir. Evet. Yani bu da kainatın kozmolojik şeyinde var. Hı hı. Sürecinde var. Allah'ın takdiri ile. Ama şu anda hangisinin Allah'ın takdiri ile olduğunu, hangisinin de müdahaleleri olduğunu şu anda fark edemeyiz bir durumdayız. Ama burada şöyle bir şey yani, yok hocam. O zaman bir karışın. Savaş var aslında. Farkında olmadan bu savaşın bir tarafı biziz. Biz ne kadar o az önce bahsettiğiniz değer katan inovasyon işinin içinde olursak karşı tarafın tam tersi uygulamalarına bir anlamda karşıt bir duruş sergilemiş oluruz. Yani insan olarak aslında ömrümüzü tabiri caizse bu şekilde şekillendirirsek burada biz hem kendimize hem ürettiğimiz ne varsa ya da dokunduğumuz kimler varsa onlara olumlu anlamda bir değer katmış da olacağız. Ve bir anlamda karşı tarafın etkilerini de o aranda azaltmış olacağız. Yani kim daha çok çalışıyorsa tabii, o kazanıyor aslında. Evet, kim daha iyi ise, kim daha çok çalışıyorsa, kim daha olumlu düşünüyorsa, iyilik yapmayı düşünüyorsa, işte dünyaya iyilikle, dünyayı iyilikle, fethetmeyi düşünüyorsa, iyiliği her yere yaymayı düşünüyorsa bunu başarabilir. Doğru felsefeyi bulduktan sonra ekonomide de, bilimde de, teknolojide de, siyasi, kültürel alanda, her alanda yapabiliriz aslında. İşte doğru evet. felsefeyi bulmak, doğru felsefeden ayrılmamak burada önemli. Ama tabii dünyada gerçekler öyle olmuyor. Baktığınız zaman birileri ne yapıyor? Hemen müdahaleye evet. yelteniyor. Gidişatı tersine çevirmeye, etkilemeye. Orada işte yaratıcı yıkım kavramını kendileri için kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü değer algısı çok fazla bizim algıladığımız gibi değil karşı tarafta. Evet. Yani normalde baktığınız yıkıp zaman, geçebiliyor yani. Tabii. Yani normal kendi haline bırakırsanız kavramlar çok güzel. Yani işte inovasyon dediğimizde yani işte yeni bir değer üreteceğiz. Evet. Farklı yani işte bir değer üreteceğiz. Güzel bir şey dersiniz ama işte kendi halinde de bırakılmıyor. Evet kesinlikle. Hocam vakit çok hızlı aktı geçti. Eyvallah. Hem sizden aldığımız güzel deneyimler, öğrendiğimiz bilgiler hem de gönlümüzü gerçekten böyle cuşa getiren ezgiler dinledik ama yine sizin o güzel sesinizden iki eser dinleyerek programı noktalamak istiyoruz. Bizim kadim kültürümüzden gelen o sözler gece gündüz dönüyor dene istediğim haktır benim. Ve onu yine Aşkin'in Muzaffer Özak Efendi'nin bir ilahisiyle noktalayacağız. Sürece geçmeden önce, ilahilere geçmeden önce yine sizden güzel son sözler, son dilekleri duymuş olalım olur mu seyircilerimiz için? Eyvallah. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, sağ olun. yani benim işte bahsettiğim bütün hususlar aslında bir şeye temas etmek istiyorum bir noktaya. Eser üretme arzusu, isteği eğer bizde olursa, evet. yani İslam dünyasında bir eser üretme arzusu olursa, değer katma,
yenilik katma, işte inovasyon dediğimiz kavram geliyor. Evet. Yani değer yaratan bir yenilik de katabileceğimize inanıyorum. Ama önce bizde bir eser yaratma, eser üretme arzusu olmalı. Her bu şeyle hareket edersek inşallah İslam dünyasını güzel günler bekliyor İnşallah. Olacak. Ama işte felsefede bir değişime ihtiyacımız var. Evet. Yani burada şu var, Mevlana Hazretleri'nin yine sözü işte dünde kaldı cancağızım, yeni bir şeyler söylemek lazım. Yine Konfüçyüs'ün ya yeni bir yol bul, ya yeni bir yol yap, ya da yoldan çekil diyor. Eyvallah. Yani şimdi buradan hareketle sorgulamalarımızı yapıp, içsel muhasebemizi yapıp, empatimizi yapıp, yeni yollar bulmaya çalışmalıyız. Evet. İnşallah İslam dünyası yeni yollar bulur. İnşallah. Ya da yeni yollar yapar. Ve bu tıkanıklığı... Ama yoldan çekilmesin. Yok, yoldan çekilmesin. Yolda kalsın. Yoldan çekilmesin. İşte yoldan çekilmemek için yeni yollar bulmak, evet, ya da yeni yollar yapmak lazım. Yani bunu yapmamız lazım inşallah. Yani yeni felsefe oluşur, oturur. Ve İslam dünyası eski parlak günlerine döner. Döner inşallah. O yaratıcı yıkımcıların filan bütün çabalarını Allah-u Teala o zaman ters düz eder. Kesinlikle. Yeter ki biz doğru felsefeyle hareket edelim. İnşallah. 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 Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sizin, sağ olun. Allah razı olsun. Her zaman bekliyoruz inşallah. Yine sizin o güzel sesinizden, Rıza kardeşimizin kanunundan çıkan namelerle beraber programı noktalıyoruz. Allah razı olsun. Çok cümlenizden teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki ses yapalım. Caz. Gece gündüz döne döne, istediğim haktır benim. Allah'ı değil yana, istediğim haktır benim. Allah'ı deyip yana İstediğim haktır benim. Koyanayım, kül olayım, taşkın akan sel olayım, çiğnetmeyin yol olayım.
haktır benim. Çiğnetmeyin yol olayım, İstediğim haktır benim. Seyit Nizam oğlu yürü, bula gör kendinde yâri. İnne yüben zarı İstediğim haktır benim. İnne yüben zarı zarı. İstediğim haktır benim. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ömrüm bitirmiş viranem iye, aklı yitirmiş divanem iye. Ömrüm bitirmiş viranem iye, aklı yitirmiş divanem iye. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanem iyem. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanem iyem. Allahu Allah, 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 Allahu Allah.